İsrail bombardımanının Lübnan'ın altyapısına faturası 2 milyar doları buldu sayın seyirciler. Lübnan'da yakıt sıkıntısı da yaşanıyor. Benzin istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu Lübnan'da yetkililerin açıklamalarına göre bir haftalık yakıt stoğu bulunuyor. NTV muhabiri Yunus Şen ve kameraman Cumhur Çatkaya'nın izlenimleri. Günden fazla bir süredir İsrail ablukası altında bulunan Lübnan'da akaryakıt sıkıntısı had safhaya ulaştı. Bazı benzin istasyonları akaryakıt yokluğundan kapanmış durumda. Açık olanların önünde ise insanlar sadece araçlarıyla değil, ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturmaya başladılar. Lübnan akaryakıt ihtiyacını daha çok Cezayir ve Kuveyt'ten temin ediyordu. İsrail operasyonunun başladığı 12 Temmuz'dan bu yana Lübnan denizden ablukaya alındı. Bu nedenle Lübnan'ın petrol ithalatı durdu. Ülkedeki petrol stoğu azalmaya ve benzin istasyonlarında kuyruklar oluşmaya başladı. İki saattir kuyruktayım. Üç gün öncesine kadar 20 litre veriyorlardı. Şimdi 9,5 litre veriyorlar. Kuyruğa gireli bir saati geçti. 9,5 litre benzinle ne yapacağımı bilmiyorum. Bizim oradaki istasyonlar kapandı. Bundan sonra başka benzin istasyonlarında da kuyruğa girip arabamın deposunu dolduracağım. Başkent Beyrut ve ülkenin diğer kesimlerindeki benzin istasyonlarında araçların yanı sıra ellerinde bidonlarla insanlar da bekliyor. Bu bidonları arkadaşımın arabası için doldurdum. Ona götüreceğim. Lübnan'daki benzin istasyonlarının çoğu da akaryakıt yokluğundan kapanmış durumda. Akaryakıt sıkıntısı elektrik kesintilerinin de artmasına yol açtı. Zira Lübnan'daki elektrik santrallerinin çoğu akaryakıtla çalışıyor. İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Ciye santralinin yakıt tanklarını da vurdu. Ülkenin bir haftalık stoğu kaldığını söyleyen Lübnanlı yetkililer, yakıt ithaline izin verilmemesi halinde en temel insani ihtiyaçların bile karşılanamayacağına dikkat çekiyor.